Ekonomi yayıncılığında 15. yılına giren Ekovitrin, Şubat sayısındaki dosya konuları, haber ve röportajlarıyla yine dopdolu bir içerikle okuyucularının karşısına çıkıyor. Global Türk şirketleriyle ilgili özel araştırmayı bu ayki kapağına taşıyan Ekovitrin, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden şirketleri mercek altına aldı. Türkiye'nin global gücü olarak dünya sahnesinde boy gösteren Türk şirketlerinin başarı öyküsü Ekovitrin'de yer alıyor. Türkiye bir dünya markası. Şubat sayısının öne çıkan dosya konularından biri de Haim Tekstil ve Domotex fuarları oldu. Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Başkan Yardımcısı Şeref Özata, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük ev tekstili fuarı olan Haim Tekstil ile Hannover şehrindeki Domotex halı fuarında incelemelerde bulundu. Kamuran Abacıoğlu ve Şeref Özata, Türk sanayisine yön veren iş adamlarıyla Almanya'da görüştüler. Bu özel dosya Ekovitrin Şubat sayısında. Bosna'da Mehmetçik sevgisi. Bosna Hersek'te barış ve huzurun tesisi için 1993 yılından beri görev yapan Mehmetçik'in başkent Saraybosna'daki faaliyetleri. Türk Temsil Heyeti Başkanı Topçu Kurmay Albay, Ömer Savaş Celepoğlu, Bosna'daki Türk askerlerinin faaliyetlerini Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koç'a anlattı. Ekovitrin'in geleneksel yılın starları anketinin bu yıl 14.sü gerçekleştiriliyor. Jürinin belirlediği 27 kategoride toplam 81 aday yarışıyor. Ekovitrin dergisinde ve www.ekovitrin.com sitesinde eş zamanlı olarak yayınlanan yılın starları anket formunda adaylarla ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Ekovitrin okuyucuları anket formunu doldurarak oylamaya katılabiliyor. Oylama 20 Mart'a kadar devam edecek. Her kategoride 3 aday yarışıyor. Oylama sonucunda her kategoriden bir kişi ödüle hak kazanacak. Yılın starları anketinde yer alan kategoriler şöyle: Yılın Bakanı, Yılın İş Adamı, Yılın İş Kadını, Yılın Sanayicisi, Yılın CEO'su, Yılın Belediye Başkanı, Rusya Federasyonu'nda Yılın Başarılı İş İnsanı, Avrupa'da Yılın Başarılı İş İnsanı, Balkanlarda Yılın Başarılı İş İnsanı, Türk Cumhuriyetlerinde Yılın İş Adamı.